Türklerde gök Tanrı'nın nitelendirmesi yok. Tanrı göğü kaplamış vaziyettedir. Tanrı yeryüzünü de kaplamış vaziyettedir. Türklerin inanışı Tanrı yere de göğe de hükmedendir. Hani geçen derste de söyledim ya Türkleri şamanist derler. Biz şamanist değildik. Şamanlar o zaman için o toplumun veli kullarıydı. Çünkü Tanrı olgusundan veya kutsal ruhlardan almış oldukları bilgileri kana veya oradaki beylere veya oradakınlara aktarırlardı. O yüzden hükümran evet Türklerde e, Kağan veya da e, eski dilde hakan e, sonuçta Tanrıyla da bağlantısı olan ilintisi olan kimsedir. Ya bunu kendisi kendi üzerinden bu bağlantıyı, ilintiyi yapar ya da şamanların içinden içinden seçilmiş olan en büyük şaman vardır. O en büyük şaman kağanın etrafındadır hep. O çünkü oradaki şamanların en bilgilisi, en fazla haber alanı en fazla kutsal ruhlarla ve hatta tabiri caizse Tanrı'yla görüşen Tanrı'dan bugünkü dile çevirecek olursak ilham alan kimsedir. Ve onlar Kaan'ı Kağan yönlendirir ne yapması gerektiğini. Ve Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra da İslam'ı kabul ettikten sonra da bu çok fazla değişiklik olmamıştır. Yine hani e, ayeti kerimedeki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ayeti kerimesi Türklerin genel hem devlet yaşantısına hem sosyal yaşantısına uyduğundan tabiri caizse cük diye oturmuştur.